Osman, bir önceki bağlantı yaptığımızda AFAD'ın geleceğini ve o göçmenleri kurtaracağını ifade etmiştik ki o yayını bitirdikten 5 dakika sonra AFAD geldi. Evet, botla geldi ve bu botu tam da çözmek üzereydiler ki karşı taraftan Yunan askerinden bir taciz atışı geldi. Tabii buradaki görevliler hemen aracın önüne saklandılar. Bir anlamda kendilerini korumaya çalıştılar ki şu anda bulunduğumuz noktada aslında az önce görüyorduk ama uzun namlulu silahlı Yunan askerleri vardı ve şu anda hemen karşıdaki ağaçların arasından ateş ettiler. Şu anda kameraman arkadaşım Hakan Tarhan size gösteriyor. Şimdi AFAD görevlileri bunun üzerine il müdürüyle irtibata geçtiler ki il müdürü de Edirne valisini aradı. Bakın şu anda eli silahlı Yunan askerlerini görüyorsunuz. Az önce oradan bir taciz atışı yapıldı. Hemen sol tarafta da az önce yani bir önceki bağlantıda yayın yaptığımız noktada kurtarılmayı bekleyen göçmenler var. Onları kaçakçılar getirmişlerdi oraya ve onlar aslında hazırlık yaptılar. Ve bakın şu anda Hakan bir dön Hakan. Botun iplerini çözmeye çalışıyorlardı az önce. Yeniden çözmeye çalıştılar. Ve tam o esnada bir tekel taciz atışı yapıldı ve eğilmek zorunda kaldılar. Şu anda gidiyor musunuz? Diğer tarafa gidiyoruz dediler. Yani diğer tarafa gitmeleri demek şu demek aslında. İlk bağlantı yaptığımız yerde adacık olarak gösterdiğimiz nokta hem Türkiye'ye aitmiş. Yani buradaki askeri kaynaklarından verilen bilgiye göre hem de Yunan tarafına aitmiş. Dolayısıyla daha ileriye gidiyorlar ki Yunan askerinin görüş açısını kapatıyorlar bir anlamda. Çünkü buradan aslında botu indirmek istemişlerdi tam da buradan ama hemen karşıda Yunan askerler AFAD'ın bu çalışmasını görünce kurtarma operasyonunu tekel ateş ettiler ve bunun üzerine şu anda evet şu anda aracın konumunu değiştirmeye başladılar ki bunun amacı şu daha ileriden o adacık yani Yunan askerlerinin görüş açısını kapatıyor. Dolayısıyla ya da herhangi bir taciz atışında bulunmaları engellemeye çalışıyorlar. Tabii ki kurtarılacaklar ama az önceki çalışma esnasında açılan o taciz atışı burada kısa süreli bir paniğe neden oldu ve şu anda AFAD'a ait araç botla birlikte gidiyor. Bir yandan dürbün var askerlerin elinde. Şu anda aslında adım attığımız her şeyi tek tek kontrol ediyorlar yakından. Bunu görebiliyoruz. Kameraman arkadaşım Hakan Tarhan daha da yakınlaştırdığı zaman görüntüsünü bunu gördük ki kaydettik. Aslında o taciz atışının olduğu esnada Haber Global kameramanı Hakan Tarhan tarafından kaydedildi. Şimdi operasyon arka taraftan devam edecek. Çünkü o açık alanda yani Yunan askerlerinin AFAD'ı gördüğü noktaydı ve can güvenliği adına sanıyorum konum değiştirildi, lokasyon değiştirildi ve adacığın diğer tarafına gerildi. Yani Türkiye kısmına adacık Yunan askerinin görüş açısını kapatıyor ve dolayısıyla da kurtarma operasyonu bu taraftan başlayacak. Yani bu operasyon esnasında Yunan askerleri yapılan çalışmayı görmeyecek ve dolayısıyla da ikinci bir taciz atışını engellemek için böyle bir önlem alındı şu anda. Akıntı var bir yandan. Tabii buradaki köylülerden o ipi halatı kesmelerini istedi buradaki göçmenler ki kendimiz geçebilelim diye. Köylüler de bu akıntının normal bir akıntı olmadığını, aranızda çocuk var dediler ve sürüklenebilirsiniz şeklinde bir ifade kullandılar göçmenlere ve bunun üzerine AFAD'ı beklemelerini istediler ve AFAD da geldi. İşte az önce yaşanan o gerginliğin ardından da şu anda AFAD ekipleri konum değiştirdi ve diğer noktaya geldiler. Yani şu anda buradan yapılacak operasyonu Yunan askerleri göremeyecek ve dolayısıyla da bir taciz atışı olmayacak AFAD'a göre ve operasyonu tamamlayabilecekler sanıyorum. Evet şu anda diğer yani ilk bakın karşıda bebekler var insanların elinde, göçmenlerin elinde görüyorsunuz. Ya 30-40 kişi olduğunu ifade etmişlerdi. Tabii tahmini rakam bu. Gece soğuktu. Zor şartlarda geçirdiler geceyi. Ama az önceki bağlantıya göre nehrin akıntısı daha da yavaşlamış gibi gözüküyor. İşte fiziki şartlar şu anda bir saat önceye göre daha da müsait ve şu anda AFAD ekipleri işte hemen yanımızdalar ve
nasıl bir çalışma yapacaklarını kendi aralarında kararlaştırıyorlar, konuşuyorlar. Nasıl geldi göçmenler buraya onu söyleyelim. Şimdi tahta kayıklarla geçenleri gördünüz. Dün Ela Sezen, muhabir arkadaşım Ela Sezen ve Bülent Ekdeniz aktardı. O tahta kayıklarla geçiyorlardı. Ardından Yunan askeri bunu önlemek için sınıra çok sayıda asker konuşlandırdı. Ayrıca o jiletli teller çekildi. Dolayısıyla dün geçilen o noktalarda birçoğunda artık önlemler sıklaştırılmış durumda. O yüzden daha keşfedilmemiş noktaları arıyorlar ve dolayısıyla insan kaçakçılarıyla bunun üzerine konuşuyorlar ve onlar da işte böyle bir yere getirdiler ama tabii buradaki göçmenler kandırıldı. Çünkü onları bıraktıkları yer Yunanistan değildi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir adacıktı ve dolayısıyla da dün gece seslerini köylülere duyurdular. Köylüler de sabah AFAD'a haber verdi ve AFAD geldi. Geceyi zor şartlarda geçirdiler. Oldukça soğuk bir hava vardı ve birazdan artık burada kurtarma operasyonu başlayacak. Aslında şu saate kadar belki tamamlanabilirdi ama karşı taraftan Yunan askerinin taciz atışı kısa süreli paniğe neden oldu. Ve AFAD tam da o halatı çözüp botu suya indirmek üzereydi ki taciz atışı geldi Yunan askeri tarafından ve operasyon başlamadı ama şu anda AFAD burada ve artık biraz sonra buradaki kurtarma operasyonu başlayacak. Sanıyorum bir 10 dakika falan sürecek gibi gözüküyor Osman. Çünkü şu an botu nereden indireceklerini kararlaştırmaya başlıyorlar. Biz o operasyon başladığı zaman yine bu ekranlardan son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü yeniden sınır hattına Osman Gilgin'e bırakalım. YouTube kanalımıza abone olun.